Sayın Oğaç izleyenlere YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği Banko'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özgür Hocam'la beraber Türkiye Süper Ligi 13. hafta e, tüm maçlarının iddia tahminlerini yapacağız. Hocam nasılsın? İyiyim hocam sen nasılsın? İyi hocam biz yani videoya başladık normalde ikinci haftaya kadar da geldik ama teknik bir aksaklık sebebiyle iki haftayı tekrardan burada yorumlayıp tekrardan tahminlerimizi yapacağız. Ee, hemen Eyüp Spor maçıyla başlayalım hocam Başlayalım hocam Ben girmiştim zaten Tekrar Gir hocam diyeyim. tekrardan al sen de ee, Güzel giden bir arada Turanlar hı hı. İçeride de 4 galibiyet bir beraberlikle oynuyorlar Ah dejavu yaşıyorum şu an Karşılarında da son hafta Trabzon'u değenen Birizye Spor var Özgüvenli hı hı. geleceklerini düşünüyorum İstanbul'a Ama karşılarında da galibiyeti ve puanı kovalayan Avrupa'yı kovalayan bir Eyüp spor olduğunu unutmamak lazım O sebeple ben maç sonucu 1 demek isteyecektim hı hı. Ama ne olur ne olmaz. Zaten bir tahminim daha var. E, güvenli limana yanaşmak istedim o sebeple. Ev sahibi yarı kazanır. 1.37 oranı var. Oran biraz düşük. Denemek isteyenler deneyebilir. Ben de şunu söyleyeyim. Evspor'la alakalı e, yine de yaşayacağım söylediklerimi bir daha söyleyeceğim ama Evspor Spor e, Alt Lig'den çıkan takımlardan hani çok alışkın değiliz böyle Avrupa'ya oynayan, iyi futbol oynayan, iyi pas futbolu oynayan takımlara alışkın değiliz. E, güzel bir grafikle ilerliyor Eyüp Spor. Arda Tuğra'nın, e, Arda Hoca'yı buradan tebrik edelim. E, Rize Spor'da 5 haftalık mağlubiyet e, serisinden sonra galibiyetlere, e, gol bulmalara başladı. Düzelen bir Rize Spor var. Bu maçta ben Rize gol bulabileceğini düşünüyorum. Eyüp kendi evinde gol bulacaktır ve e, karşılıklı gol var tahminimi bu sebeple yaptığım. 54 oranı var. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerek geçelim Gaziantep geçmeyelim. Geçmeyelim. Hocamın bir tahmini daha <laughs> vardı. <gülüyor> Doğru unuttum. Ee, yüksek oran severler için e, güzel bir tahminim var. İlk yarının ben Eyüp Spor'un kazanacağını, ikinci yarıda da Rize Spor'un geri dönüşle maçı beraber bitireceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, bunu yapabilecek iki takım da var karşılıklı oynuyorlar. Evet. Hem hocama da yarar, bana da yarar. 1-1 evet. bir, e, güzel olur. 2-2 e, de süper olur. Değerlendirmek istediler, yani, değerlendirebilir. Şunu da söyleyeyim. Sıfır bitse neden sıfır bitti demezsin bu maça. Evet. Yani e, her sonuca gebedir ama en mantıklı iki tercihi yaptık. Siz de e, seçip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerek. Gaziantep-Başakşehir maçı. Evet. Bu maçta kalmıştık. Ben şunu söyleyeyim. Sonrasında pası hocama atayım. E, uzak durmanız gereken maç başında geliyor. Yani her sonuca gebe bir e, karşılaşma. Gaziantep kazansa şaşırmayız. Beraberlik bence yüksek ihtimal. Başakşehir'de bu galibiyet hasretine son verebileceği bir maç olabilir mi? Olabilir. Üst desen olabilir, alt desen olabilir. Yani bu kargaşanın, bu her ihtimal olabilme durumlarında ben her zaman güvenli limanımı kullanırım. Hemen yazayım şunu. 2-3 gol, 1.81 diyorum. çok güvendiğim bir tahmin mi? Değil kesinlikle. O yüzden uzak durmanızı önerdiğim bir maç. Ama eee ekleyebilirsiniz diyerek bası hocama atıyorum. Hocam bu maç böyle 0-0, 1-1 bitecek evet, bir maç. olabilir. Çok belli yani. Ee, umarım 0-0 bitmez, 1-1 biter. Aha, i̇nşallah. İnşallah. <laughs> Benim tahminim aslında burada biraz Başakşehir'e dayalı. Antep'i çünkü ne yapacağını kestiremiyorum. Evet. Bir böyle 3 tane atıyor, bir 5 tane atıyor. Böyle Hı -hı. değişik bir takım. Ee, o sebeple ben Başakşehir'in oyunu tutacağını. İlk yarıda da genellikle Başakşehir'in sabit bir oyunu var. Pas oyunu. Yavaş yavaş oynuyorlar. Hı hı. Yani gol çıkarsa çıkıyor, çıkmazsa çıkmıyor. O sebeple ben ilk yarının 0 biteceğini düşünüyorum. 1.98'de oranı var. Bu da benim böyle bu tarz maçlar için güvendiğim limanlardan biri. Hı hı. Çok liman kullandım Çok liman evet. Ee, 1.98 değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Bu tahminini de düşündüm olabilirim diye de yani Gaziantep 1-0 geçiyor devrede sonra 1-1 bitiyor şey bitiyor. Yani bu riski almamak için yazmadım ama hocamın da tahminini değerlendirebilirsiniz diyerek geçelim Kayseri Spor Fenerbahçe maçına. Evet. Hocam videoya girmeden önce Kayseri hava durumuna yağmur var mı, kar var mı baktı. o Cumartesi günü güneşli bir Kayseri'de. Ve iyi bir sıcaklık var iyi maç. 17 derecelik bir sıcaklıkta e, oynanacak karşılaşma. Yani öyle kar, yağmur gibi e, futbolu kötü etkileyen etmenler olmayacak. Hocam yazdı. Ben sözü ona atayım. Sonrasında ben söyleyeyim. E, Fenerbahçe güzel gidiyor. Sivas'ı 4-0 yendiler içeride. Hı, hı. Kayseri'yi de niye yenemezsin zaten yani oranlara da baktığımızda da Fenerbahçe'nin favori olduğunu görüyoruz her zamanki gibi. Hı, hı. Ee, ben burada 4.5 alt mı yazsam 1.5 üst mü çok arada kaldım hı hı. Ee, İlk 4.5 alt denemiştim Sonra hava durumuna baktıktan sonra Fener'in en az 2 gol atacağını hı hı. O şekilde de maçı kazanacağını düşündüm 1.47'de oranı var maç sonucu 2 1.5 üstün Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir Hocamın tahmini Yani hocamın e, düşüncesinin diğerini ben yazdım e, Ama şunu söyleyeyim Ben bu maçta Kayseri Spor'un e, yani Fenerbahçe'ye böyle bir üstünlük sağlayacağını veya diş geçirebileceğini düşünmüyorum. Bir, yani iyi git, iyi giden yani demeyeyim de yani ortalama giden bir Kayseri var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışından kopmamak için kazanmak zorunda. Artık Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü olmayan seviyelerde. E, ben bu maçta neden 1.5 üst yazmadım? Çünkü hani 5 e, gol ve üstü çıkacağını düşünmüyorum bu evet, maçta. Benzerim. Yani Kayseri bir gol atarsa atar 2 atabileceğini düşünmediğim için Fenerbahçe yani bu maçta beklentim böyle 2-0 hadi maksimum 2-1-3-3-1 gibi Böyle 5 gol olacağını düşünmediğim için çok uzattım Maç sonucu 2 45 alt diyorum 1.62'de güzel leziz bir oranı var ee, Değerlendirip kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diyerek Ben hocam bu maç Şimanski'nin gol atacağını düşünüyorum Şimanski kıracak mı o talihi hocam o şey e, orucunu bozacak gol orucunu. Bir diye. de Talişka hayırlı olsun hocam. Ya ben ondan dolayı gol atacağını düşünüyorum yani, hatta. Talişka geldi hocam, hocam. O muhabbetlere objektifte gireriz ya. Gireriz hocam. Sen bir dertlisin, üzünlüsün. Evet üz üzgünüm. Felaket üzgün. Hocamla şu, şu bankodan bir ufak çıkalım hocam. Sonra tekrar ha, geliriz. Tamam. Hocama hafta içi bir Talişka Beşiktaş muhabbeti yaptım. Evet. Gözlerin içindeki o nuru, o parıltıyı görmenizi çok isterdim. Ama yani bu hafta öğrendik ki. Sosyal medyada çıkıyor. ki Fenerbahçe Talişka'yı bitirmek üzere ve oyuncuyla anlaşmışlar. Evet, anlaşmışlar ve bu yarımdaki Talişka hastası veya nasıl diyeyim? Beşiktaş'ta toksik bir ilişki evet, var Evet, ya yani ya. gelmesini çok isteyen ama böyle çok harbi toksik bir ilişki. Fenerbahçe formasıyla izleyecek olması hocamı çok kötü etkileyecek. Farkındayım bunun. Hocam ağaca sormuşlar. Hı -hı. En çok neden korkarsın diye balta demiş. Kökü Ağaçtan ondan evet, yani. Kökü benden demiş. Kökü benden demiş. Kökü kökü benden benden demiş. <laughs> Doğru. Şimdi Tanışkın'ın Fenerbahçe kariyerini hocam ve artı olarak bir holiganla burada M. Burak Yılmaz'la beraber konuşacağız tartışacağız ama araya bir böyle bankonun yanına bir objektif sıkıştırdık. Cenk üzmemişti bu kadar. Ben sana şöyle dedim bakatta da Beşiktaş hani öyle bir şey olacak ki. Hı hı. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olacak yine evet. Nisan'da. Hı -hı. Fener maçı olacak Kadıköy'de. Evet. Ve fişi o mu çekecek? Fişi o çekecek ve korner bayrağına kayışı okay. var ya şöyle. Ne diyorsun Ondan ya. geleceğine o kadar eminim ki. Ve yani... o maçtan sonra burada yanımda Özgür, bir yanımda Burak'la ne güzel bir video olur. Keşke öyle bir şey Ya ki. Şöyle bu forma yakıyorlar ya. Evet yani ya. ya. <laughs> bir perişka forması alıp yakacağız büyük ihtimalle öyle gözüküyor yani öyle bir şey olursa. Sevdiğini başka biriyle görmek çok kötü bir şey olacaktır. Göreceğiz, izleyeceğiz. Ee Galatasaray Bodrum maçına geçelim. Geçelim önce. Pardon. Bodrum, Spor, Galatasaray maçına geçelim. Ben e, şöyle bir giriş yapayım. E, milli aradan kaynaklı takımımızı özledik. Yani e, iyi giden e, bir takımımız. Golcümüzü özledik Osimhen'i. E, hemen maç gelse de izlesek temennisindeyiz. Bodrum maçı milli ara dönüşü iyi bir maç sebebi hani Galatasaray takımı milli aralardan sonra genellikle iyi bir futbol oynamaz. Bunu gay Gurme Galatasaraylılar iyi bilir. Ama Bodrum Spor Volkan Demirel'den de kaynaklı yani bir diş geçirmek isteyecek, Galatasaray'a bir yara vermek isteyecek. Ben bu maçta bir de Bodrum'un zemini de yani iyi bir zemin olmadığını. E, hocam bir de ben şeye bakacaktım onu unuttum bak, hiç bak hocam. zemin demişken aklıma geldi bir hava durumuna bakalım yağışlı olacağını düşünüyorum. Bu çünkü. durum mu hocam? Bu evet. durumda asla yağış olacağını ben sanıyorum. %80 gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor. Bir kaydır hocam git bakayım. Oo yağış var. Yağış var. var ve e, akşam Peki, yağışı Peki bak 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 Allah aşkına gelmiş öyle. Öğleden sonra hocam. Bu yarın var. hocam yani maçın olacağı He. gün. Öğleden sonra iyi geç bakayım. Bu hani 1'de 2'de yağış var kesin. Yağışlı bir hava varmış. Şimdi bak hocam sağanak yağış var. Sağanak yağış var şimdi. Sağnak yağışlı bir Bodrum zemini ee, bu bu hafta izlediğimiz Karadağ zemini gibi olur mu? Olabilir. Olabilir. Açık bir stat çünkü. Şu an bu yaptığım tahmin beni biraz tedirgin etti ama e, ben o zamana kadar Bodrum havasının Galatasaray lehine döneceğini düşünüyorum. <laughs> Galatasaray lehine bir anda güneş açacağını düşünüyorum. Bu tahminimde de devam ediyorum. Yani Galatasaray'ın Bodrum deplasmanında 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Ya hocam yerden oynamasak bile havadan oynarız topu dikeriz. İleride zaten Zebellah var. Evet. Bir şekilde gol atarız. Yani en kötü iki gol atarız diye düşünüyorum Bodrum'a. Deplasman 1,5 üst 1.34 e, tahminimle tahminimi e, karşınızdayım. Değerlendirip kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diyerek pası hocama atıyorum. Hocam sen dedin ki Galatasaray'la yine döner bu hava. Tabii. Yani bir şöyle mi? yukarı baktığı zaman Bodrum'da Aha. Bodrum'daki taraftarlar bir böyle dörtlü bir Tayfa görebilir orada Galatasaray atkılır. Ya mitolojik <laughs> bir sebebi olması lazım bunun. Doğru. Teolojik, mitolojik bir sebebi var. Yani o gün hatta şöyle diyeyim maç 7'de sanırım. 7'de normalde hava kararması lazım. Evet, Güneş bu. açar. Tabii Güneş mi? açar yani o çimenler bir böyle fotosentez yapmaya evet. başlar o şeyde saatte. Ee, bu maçında hocam Karadağ'ın neyini verdi? Ben verecektim onun nasıl aklına geldi bilmiyorum ama. Kalp kalbe karşı. Evet kalp kalbe karşı. Ee, Karadağ maçında çok kötü bir zemin ama yine de 2.5 üst bitti maç. Evet. Ben de bu tarz bir şey olacağını düşünüyorum. Hı hı. Umarım bir sürpriz olur da bir Karadağ gibi yener mi olurum hı hı. spor diyorum. Olabilir Allah'ım. Yani favori değil sonuç olarak. Ee, o yüzden ben maçın 2.5 üst biteceğini düşünüyorum. Ya o simen çıkar illa atar bir tane yani. İşte bu rahat bir bir şey yani. Bak rakip takım taraftarına bir o simen çıkar bir şekilde atar. Şey ya gördün mü Nasıl sen? geldin bize? Sokarım 70 milyonunuza şu parayı çıkartın verin babaya. Baksana şu lafı ettirdi ya beni acayip mutlu ettirdi. Sen <laughs> şey gördün mü? Ee, geçen hafta Osman'ın bir çıktı, İcardi gol sevinci yapacak evet. diye. Gol atarsa değil yazmış yani. Gol atınca evet. sevinci Doğru. hani atıcı kesin atacak bir tane sevinç yapacak yani. <laughs> Sağ, atarsa yok. Tabii. Atınca. Atınca olacak zaten. Doğru. 2.5 üst 1.50 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Ben bilerek MS yazmadım. Biraz totem oluyor <gülüyor> artık. <gülüyor> totem, oluyor. totem yani Volkan Demirel. Ne olur bir puan kaybı. <laughs> ya, ya en kötü bir gol at da şu hocamın tahmini. Hani ikimizinki de gelsin. Evet güzel olur. Bir gol Volkan Demirel için. Yani 1-0 iken veya 2-0 iken bir gol atarsa çok iyi olur bizim için. Değil mi? 2-0 iken 2-1 güzel olur. Evet. Ama senin için iyi olmaz. Sen 2-2 istiyorsun. Evet 2-2 istiyorum. Ben <laughs> hatta böyle 3-2 falan. <laughs> daha pardon. Orayı unuttum. Bir deplasman 1.5 üst. 2.5 üst tahminlerimizi yaptık. Geçiyoruz pazar gününün maçlarına. Sivas Spor Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Ee, hocam yazdı. Ben hocama atayım. O devam etsin. Bülent Yıldırım Biraz melankolik. Bülent yok. Yıldırım evet hocam buradan selam olsun. Aa, o da Gal bizi çok Galatasaray ediyorum. Galatasaray dedik. <laughs> o da bizi takip ediyormuş <laughs> buradan. FIFA kokartım <laughs> Yıldırım'a çok bin selam. Bak Galatasaray Galatasaray dedik. En büyük Galatasaraylılardan biri. En büyük ilk 3 Galatasaraylıya gel. Tamam. Ben, i̇lk 5 midir hocam? İlk 5'tir. Yani. <laughs> i̇lk 5'tir. Bülent Hoca biraz melankolik takılıyor bu aralar. Hı hı. Hatta ligin başından beri melankolik takılıyor. Eee havada sıkıntılı bir hava. Eksilere düşeceği söyleniyor o saatlerde. Yüzde yüzde bir kar yağışı gösteriyor. Hı hı. Ee, Kasımpaşa Sami Urlu istifa etti. Ben nasıl bir oyun oynayacağını kestiremiyorum açıkçası. Sivas Spor'da Reyman Ay sakat. Gol yollarında büyük sıkıntı çekiyorlar. Yani buradan 2.5 alt tahmini bağırıyor maçta. Ya böyle 1-1 bir, bir, maksimum. Hatta şöyle diyeyim ben 80'den sonra 1-0'lık bir Sivas galibiyeti de bizi bekliyor olabilir. Hı hı. O sebeple 2,5 alt 1,78 oranı var. Güzel de bir oran. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Hatta iki 2,5 üstü sanırım favori görmüş. Hı -hı. Yani bilmiyorum bu ne, niye böyle düşündü aslında ama maç maça doğru belki değişir. Şunu da söyleyelim. Eğer böyle garanti kupon yapmak isteyenler varsa hani düşük oran evet. garanti olanla. 3.5 alt değebilen bir evet, 1.25 oranı, 25 oranı şey. var. Yani garanti sevenler için iyi bir oran 1,25. Ee, onu da değerlendirebilirsiniz ben de Sivas maçıyla alakalı şunu söyleyeyim. Ben de yani Sivas Spor olunca bir hava durumuna baktım. Ve herkes yani felaket bir kar yağışı veya soğuk bir hava bekliyor. Saat 4'teki maç yani belki güneş Yok, olur. Buçuk, hocam. Şey, bir buçuk maçı belki güneş olur. Veya kırar diyeceğim ama. Geceden bekliyorlar. yani. Kanka. geceden beklendiği için yani biraz yarım kalmalı bir maç bile olabilir. Onu da söyleyeyim. Bu maçta hani hocam gibi düşünüyorum ben de alt bitmeye daha müsait bir maç. Çünkü Sivas'ın da yani son 10 maçı falan üst bitiyor. Bir de 3.5 buçuk üstü olan bitiyor öyle sonuçlar. Ee, Kayseri de üst bir takım. Yani iddianın üstü favori göstermesi bu sebeple normal geliyor bana. Ama bu maçta alt biteceğini ve benim tahminimde ilk yarı 0 olacağını yani ilk yarının 0-0 golsüz biteceği beklentisindeyim. Yani 1-1 de olabilir. Ha, o yüzden ilk yarı 0 yazdım. Yoksa İlk yarı 0 KG yok. 1.5-6'lar bir 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 alt. falan da yazabilirdim. Ee, 2-0-1'de oranı var. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Yine söyleyelim hocam 25 alt dedi ama garanti kupon arayanlar, garanti maç arayanlar 3.5-6 buçuk buçuk alt. yazabilirler. Ee, maçta kadrolara bakıp, hava durumuna bakıp maçı izleyerek yani izleyip e, kupon yapmak isteyenler 2,5 alt yazabilir. Ben de ilk yarı 0 tahminini yaptım. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Sonraki maçımız Konya Hatay ile devam ediyoruz. Sen mi gireceğim ben mi gireyim hocam? Ee, sen gir hocam. Hocam şimdi meteoroloji şey gibi oldu bir Oğuz bu uzun. bu aralık abi beri, var ya. Aralık ve Ocak'ta ben Meteorolojiye kesin bakılması gerekiyor şu Hatta ilk 11'lerden önce bakılması gereken tek şey bu yani bence öyle düşünüyorum. Aralık ve Ocak'ta hocam meteorolojiye bakıyor. Ee, biz de bakıyoruz her zaman bakacağız. Yani çünkü kar, yağmur, futbol etkileyen şeyler. Şimdi Konya'da var mı hocam? Kar yok ama eksi 3-4 derece. Gece soğuk bir hava. Soğuk buz gibi. Soğuk bir hava. Şimdi Konya-Hatay maçı da bence e, Gaziantep-Başakşehir maçı gibi uzak durulması gereken bir maç. Evet. Her sonuca gebe bir maç. Hatay Spor iyi gitmeyen bir durumda. Yani küme düşme ihtimali çok yüksek bir takım. Yani Rıza Çalınbay'dan sonra bir hasta masada bir ışık vermedi bence. Takımdaki oyuncuların da yani mutlu bir şekilde futbol oynadıklarını da düşünmüyorum. Yani bir kumar oynadı Hatay Spor'a bu Bakar kumarı. O kumar da çıkmadı, olumlu çıkmadı. Konya Spor'a geldiğimizde Konyaspor Spor kendi sahasında... Ee, güzel sonuçlar alabilen bir takım ama sağ sol ol, belli olmayan da bir takım baktığımızda ben bu maçta e, ev sahibinin en az bir yarı kazanacağını düşünüyorum bakıyorum hocam da aynı tahmini yapmış beraber kaldıralım hocam Gel kaldıralım buraya. ev sahibi yarı kazanır 137'de oranı var e, değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz ben hocama atayım pası varsa ekleyecek söyleyeyim ya benim hocam çok ekleyeceğim bir şey yok ee, dediğim gibi bu maçta bende uzak durulması gerektiğini düşünüyorum çünkü Hatay Son maçını yendi, ilk galibiyetini aldı. Hı hı. Küme hattında artı kazandı ama ben yine de düşeceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani bir numara Adana, iki numara Hatay gibi gözüküyor. Ee, Konya'da da o da Gökkuşağı takımlarından biri. Evet. Bir yeniliyor, bir kazanıyor. Ee, ama içeride Hatay'ı ben affedeceğini düşünmüyorum. Biz yine e, dediğimiz gibi güvendiğimiz tarafa oynamak istedik. Hı hı. Kazandırmak istediğimiz için size. Ev yarı kazanır dedik. Dileyenler varsa... Riske girip maç sonucu 1'i de değerlendirdim. 1.70 evet. oranı var yanlış hatırlamıyorsam. Geçiyorum hocam. Samsun-Halaya maçına. Ne diyorsun şimdi bu maça? Ben hocam. Yani, e ben mi gireyim sonra sana mı atayım? Yazdık ben usman. gireyim. Sen tamam. de şimdi şey yaptın. Ee, bu maçta yani alt üst oranları aynıydı. Evet. Yanlış hatırladım. 1.68 olması lazım ikisinin de. Ya, bu tarz maçlarda genellikle 2-3 gol çıkıyor. ya. 1-1 i̇şte çok böyle Samsun'un bu hafta o e, galibiyet serisinin yani kaybetti Galatasaray'a ama galibiyetlerine içerideki bir dur diyeceğini düşünüyorum alan yanı. Çünkü Fatih Tekke de bayağı kaybetti. Son maçı kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yerine gelen bir Sami Uğurlu var. Evet yerine gelen Sami Uğurlu var. Yani bol gol de olabilir. Şimdi hmm. Sami Uğurlu'nun takımları biraz daha böyle yemeli atmalı evet. oynuyor. Ama Samsun'un da e, oyunu tuttuğunu unutmamak lazım. Yani iyi de bir futbol oynuyorlar. O sebeple ben... 2-3 gol biteceğini düşünüyorum bu maçın. Hatta skor da söyleyeyim. 1-1 ya da 2-1. Yani güzel olabilir. Şöyle 2-3 gol 1.80'de oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Şimdi hocam e, Samsun Spor'la alakalı hani e, galibiyet serisinin başlamayacağını. Hani evet ya o mı? içerideki galibiyet şeyi. Evet anladım. Yani e, bunu düşünüyor. Ben de yani bu tahminimi yapmadan önce Samsun'un en az 2 gol atabileceğini. Yani, ev sahibi 1.5 üst yapacağını düşünüyordum. Ama yani Sami Uğurlu gittiği takımlara gerçekten bir dokunuş yapabilen bir antrenör. Alanya Spor'a da bu dokunuşu yapabileceğini düşünüyorum. Yani yine Samsun kazanır kaybeder ben onu da bilmedi yani. O tahmini yapmadım. Yani Sami Uğurlu ilk maçında Alanya Spor'un başında golü bulabileceğini düşünüyorum. Samsun Spor'da kendi evinde gol bulabilen, rahat galibiyetler alabilen bir takım. Bu sebeple bol golün olabileceğini yani bu ihtimali de düşünerek karşılıklı gol var tahmini yapıyorum. 1.65'te oranı var gayet güzel bir oran değerlendirip kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diyerek geçelim Beşiktaş Beşiktaş göztepe maçına. Al hocam sen. Şimdi bir bir Beşiktaşlı ve bir İzmirli olarak uh -huh. iki sevdiğim takımın maçı. benim burada tahminim asıl Beşiktaş'ın en az iki gol atacağıydı. Uh -huh. Ev sahibi buçuk üstü ama oranı çok düşük. Yani yine ve üzülerek evet. şimdi şöyle düşündüm. Beraber bir hocamla bir sohbet edelim. Edelim hocam. Beşiktaş iki gol atarsa hocam. Göztepe sence 2 gol atabilir mi Beşiktaş'a deplasmanda? Hocam, ee, işte, Evet, ben şu an sen, senin istediğin cevapları vereyim. Hayır, iste, ha. istediğim cevapları vermene gerek yok. Tamam. Sence atabilir mi yani? Yani şu an atamaz gözüküyor. Şu an atamaz Çünkü deplasmanda da kötü giden bir Göztepe var. Evet. Ya yani, bunu baz alarak söylüyorum. Hı ee, de Beşiktaş'ın bir sadece Kasımpaşa'ya mağlubiyeti var. O da Kasımpaşa cidden Beşiktaş çok kötüydü o gün. O sebeple ben bir de Giovanni van Bronckhorst'un gaza gelerek maça hazırlandığını oyuncuların da galibiyet için çünkü 10 puanlık bir fark açıldı. Beşiktaş'ın da yenmesi lazım maçı. O sebeple maç sonucu 1 1,5 üst 1,53 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Bu Beşiktaşlılık damarımla alakası olmayan bir tahmin. Hmm. Çünkü hem yenmesi lazım Beşiktaş'ın hem bir de Göztepe'nin ben 2 golün üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum. bir tane atacaktır. Hmm. Bak KG varcılar da belki değerlendirebilir onu ama ben bu maçın 2-1 3-1 o tarz bir şey biteceğini düşünüyorum. Hocam şimdi güzel, maçla alakalı oransal olarak güzel konuştu. Ben de şunu söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş, ben buradan ilk önce sizlere şunu söyleyeyim. Türkiye Ligi'nde eğer bahis yapacaksanız bu saatten sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iki takımın bütün maçlarını kazanır yazabilirsiniz. Bunu evet, neden evet. söylüyorum? Çünkü kazanmak zorundalar. Yani kazanmak zorunda olarak sahaya çıkacaklar. Yani diken üstünde bu maç oynayacaklar ve her maçı kazanmak zorunda. Bunu öncelikle söyleyeyim. E, bu maçta da Beşiktaş kendi sahasında oynuyor. Bir, e, bu hafta içerisinde de Beşiktaş'ta seçim muhabbetleri, başkanların atışmaları, e, durumları var. Takım içerisinde e, mağlubiyetlerden kaynaklı Van Bronckhorst'ta bir güven azalması var taraftarda da şeyde de. Yani Beşiktaş'ta şu an e, bu puslu havayı dağıtacak bir galibiyete ihtiyaç var. Bunu şimdiden söyleyeyim. Şimdi hocam bana şunu söyledi. Beşiktaş eğer iki gol atarsa Göztepe iki, yani karşılık iki gol atabilir miyim söyledi. Yani ben bunu evet dedim ama yaşanırsa da aa nasıl oldu demem. E, ben de demem. Demem. Bu sebeple hocamın yaptığı tahmini yazmadım. Ee, sebebi de bundan kaynaklı. Beşiktaş'ın kendi evinde iki gol atabileceğini düşünüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Kazanması gerekiyor ve bu puslu havayı dağıtacak bir galibiyet alması gerekiyor. Ee, bana en mantıklı gelen oranı da yani hocam da söyledi düşük bir oran ama ee, bana en kesin gelen, en garanti gelen maçlardan biri, yani tahminlerden biri olduğu için yazdım. Ev sahibi, 1.5 üst diyorum. 1.38'de oranı var. Yani Beşiktaş en az 2 gol atacaktır. 2 gol yemediği takdirde de hocamın tahmini de gelir düşüncesindeyim. Değerlendirip kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Son maçımız trabzonspor Adana Demir maçına bir girelim. Buyur hocam sen de top. Ee, oranlar açılmamış. Evet. Pazartesi maçı sıkıntılı bir maç. Belki açılır. Hı -hı. Yani bunu ümit ederek söylüyorum çünkü... Adana Demirspor maçları geçen seneden beri açılmıyor. Evet. Yani çok kısıtlı açılıyor. İstanbul Spor da öyleydi. Yani e, kaçak bayisle uğraşmaya çalışıyorsunuz. İnsanları bari yasala çekin. Evet. Yani oran arttırmamından da bahsediyorum ama biraz da bayis açın. Yani maç sonucu bir bir buçuk üstler yok. Evet. Sadece ev sahibi iki buçuk üst var. Hı hı. Ya o insanları oynamaya teşvik etmeye çalışın ki biraz da şey buraya kaysınlar. Trabzon'a geçeyim. Ee, Şenol Güneş de baskılı bir futbol oynuyorlar. Hı hı. Bu Trabzonspor'a yakışır bir futbol oynamaya çalışıyor oynattırmaya çalışıyor Şenol Güneş. Ee, Adana Demirspor'da küme düşmenin en büyük adayı. Hatta düştü bence. Ee, Trabzonspor'un ben ilk yarıdan böyle bir 2-0'lık bir fişi çekeceğini. fişi çekeceğini. Çünkü öyle futbolcuları da var. Banza'nın ben gol atacağını düşünüyorum ilk yarıda da. İlk yarı 1 bir, bir 76 oranı var. Yani biraz yüksek açılmış oran. Sevindirici bir şey. Gelebilir valla yani değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. 76 oran güzel bir oran. Yani oranı sizi tedirgin ediyorsa ilk kere eğer şeylerde de açılmışsa tam bilmiyorum yani ona da bakmadım. İlk kere Trabzonspor 0.5 üst yazılabilir. Ben şunu söyleyeyim hocamın dediklerine katılıyorum. Yani Bir oran açmama durumu var ki İstanbulspor Maçı'nda da önceki sene bu vardı. Evet. Bunu yaşıyorduk. Atay yani Demir de Nisan'dan sonra sebebi oldu. Sebebi şu. Sebebini açıklayayım. Yani küme düşmesine kesin gözüyle bakılan takımlarda genellikle bayısı az tutuyorlar ki. Hani bu işlerde hani bahisle alakalı sıkıntılar yaşanmasın. Yani izleyenler ne demek istediğimi anlamışlardır. E, bu sebeple küme düşmesi kesin olan takımlara karşı kısıtlı bahisler açarak e, yani insanlar oynayabilecekse bunları oynasınlara yönlendiriyorlar. E, yani bu maçla alakalı söyleyeceğim şu oranlar iddiadan ayrı tutuyorum. Trabzonspor'un %2 milyon kazanması gereken bir maç. Eğer Adan Demir'e karşı kendi elinde de kazanamıyorsa geçmiş olsun. Ben buradan Şenol Güneş'i de istifaya davet edeyim. Bu takımı Adana Demir'i yenmek lazım. Hele büyük takımsan, sen kazanmaya ihtiyacın varsa kaz yani, yani yeneceksin bu maçları. Ben bu sebeple oranı düşük ama dediğimiz gibi kısıtlı sayıda bahis var. Maç sonucu 1 diyorum. 1.31'de oranı var. Yani en güvendiğim maçlardan biri Trabzonspor'un kazanacağını. Yani paradız içinde bir zahmet <laughs> kazanacağını düşünüyorum değerlendirip kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Ya mesela 1.5 MS1 ve 1.5 üst açıldı. Mesela evet. 1.38 yap oranı. Evet. Trabzonspor 1-0'la mı kazanacak o maçı? İşte yani hocam demek istediğim şeyden kaynaklı bu böyle. Yani şey yapmıyorlar. E oran bahisleri arttırmıyorlar ki küme düşen takımlarda çok fazla ya şey olmaz. Sarı kart, korner onlara geçtim artık? Yani onları açmayın bari. Klasikleri de. Çoğalt, Klasikleri aç. En azından teşvik et, yasal oyna. Evet. Ona onu söyledik ki insanlar kaçak bayısı önermesin. Ya yani bunu istediğim şey buydu benim. Aha. Hocam e, tahmin yaptı ilk kere evet. bir tahmini. Benim de maç sonucu bir tahminim yaptık. 13. hafta tahminlerimiz bu şekilde. Siz de tüm maçlarda bulunduğunuz, düşündüğünüz tahminleri yorumlarda yazın. Belki sizin tahminlerden kazanan eden takipçilerimiz kardeşlerimiz olur. Ee, i̇nşallah güzel bir hafta geçer, bol e, winli, yüksek oranlı tutturduğumuz e, bir hafta geçer diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.